Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ediyor. Ayrıntılar için CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'a dönüyoruz Arda. Kulla kalfa geçtiğimiz dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüseyin Gazi Cemevi'ne geldi. Muharrem ayının 10. günü bugün. Muharrem ayının 10. gününde Hüseyin Gazi Cemevi'nde orucunu açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevi toplumunun kanaat önderleriyle, Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla geçtiğimiz birkaç dakika içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi'ne ulaştı. Bugün kendisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Alevi dedeleriyle oruç açma töreninde, merasiminde kendisi de eşlik edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Oldukça kritik bir dönemde gerçekleşti bu Ankara'da. Geçtiğimiz hafta içerisinde peş peşe 3 ayrı cemevi saldırıya uğramıştı. O saldırıların ardından bugün bu ziyaretin gerçekleşmesi, Muharrem ayının 10. gününde cemevinde Alevi dedeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oruç açması oldukça dikkat çekiciydi tabii ki. Bugün Muharrem ayının 10. günü oldukça önemli. Alevi dedelerinin, Alevi toplumunun Muharrem olduğunu biliyoruz. Bu günde oldukça kritik bir gün, zira Hazreti Hüseyin ve efradının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümüne tekabül ediyor 10 Muharrem. Bu nedenle bir yas günü, bir matem günü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yas gününde, bu matem gününde Alevi dedeleriyle birlikte Hüseyin Gazi Cemevi'nde oruç açacak. Yaklaşık 80 civarında Alevi dedesinin ve Bektaşi babasının Türkiye'nin farklı yerlerinden başkent Ankara'ya geldiğini biliyoruz bu akşamki etkinlik için. Cumhurbaşkanı ile bu akşam onlar bir araya gelecekler. Kendi beklentilerini, sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uzun bir süredir esasında hükümetin cemevlerine yönelik yaptığı çalışmalara dair Alevi dedelerine bilgi vermesini bugünkü oruç açmasının ardından bekliyoruz. Bizler de tercih edilen adres de oldukça önemli. Hüseyin Gazi Türbesi burası, başkent Ankara'da. Hüseyin Gazi 9. yüzyılın sonu ve 10. yüzyılın başında Anadolu'da bulunmuş, Ankara'da İç Anadolu'ya kadar gelmiş ve Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan erenlerden biri olarak biliniyor ve Alevi toplumu tarafından oldukça önem atfediliyor türbesine. Bu nedenle oldukça seçilen adresinde önemli ve kritik olduğunu, kıymetli olduğunu belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldi, ulaştı ve artık 20.02'de Ankara'da akşam ezanı okunacak ve güneş battı artık. Oruçlar şu dakikalarda açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride Alevi babalarını, Alevi dedelerini, Bektaşi babalarını bir hitapta bulunmasını da bekliyoruz. Vereceği mesajlar oldukça kritik olacak. Çünkü 2 hafta kadar önce başkent Ankara'da 3 cemevi 45 dakika arayla saldırıya uğradı. Bu cemevinde uğranılan saldırıların ardından bir kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böyle kritik bir kavşakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar oldukça kritik ve önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk cemevi ziyareti değil bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı döneminde 2007 yılında Kazlıçeşme'de yaptığı mitingin ardından Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret etmişti. Onun ardından doğrudan cemevi ziyareti bugün gerçekleşmiş oluyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem sofralarına oturduğu da biliniyor tabii ki. Hem Başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanlığı döneminde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları önderleriyle bir araya geldi. Alevi dedeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman Muharrem ayında ve Muharrem ayının 10. gününde özellikle bir araya geliyordu. En son buluşma 2017'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Hatırlıyorum 2016'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevi dedelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. Araya pandemi de girdi tabii bu süre içerisinde. Cumhurbaşkanı takvimler 2022'yi bu yılı gösterdiğinde Muharrem ayında yine Alevi dedeleriyle bir araya geldi. Bu kez bir cemevinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir cemevinde Muharrem ayında orucunu açmış olacak. Alevi dedeleriyle birlikte bir Muharrem orucu açmış olacak. Bugün oldukça bu nedenle önemli. Toparlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez bir cemevi ziyareti yapıyor. İlk kez bir cemevinde Muharrem orucu açılışına Alevi dedeleriyle birlikte katılıyor. Bugün seçilen adres çok önemli, Hüseyin Gazi Türbesi. Alevi toplumunun oldukça önem verdiği bir nokta burası. Artık saatler 20'ye yaklaşıyor ve Muharrem orucu açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevi dedeleri de bir araya gelecek. Masada gündemde Alevi dedelerinin talepleri, Alevi halkının beklentileri olacak, istekleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek onları dinleyecek. Uzunca bir süredir hükümetin Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine dönük bazı çalışmaları var. Cemevlerinin fiziki teknik talepleri, eksikleri gideriliyor. İnşa anlamında bazı arzular karşılanmış oluyor hükümet eliyle. Bu kapsamda yürütülen bütün çalışmalar İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi verecek gelen Alevi dedelerine ve Bektaşi babalarına. Bugün Muharrem ayının 10. günü oldukça kutsal kabul ediliyor Muharrem ayının 10. günü. Çünkü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in ve efradının Kerbela'da şehit edilişinin bir yıl dönümü, özellikle Alevi Bektaşi toplumu tarafından oldukça önem verilen, kıymet atfedilen bir gün 10 Muharrem. Bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir araya gelmesinin Alevi dedeleriyle önemi de yine bu noktadan bakıldığında bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hem başbakanlığı döneminde hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Muharrem aylarında Alevi toplumunun kanaat önderleriyle, Alevi dedeleriyle hep bir araya gelirdi. En son bir araya geldiği tarihi 2017 idi. Cumhurbaşkanı Haliç Kongre Merkezi'nde Alevi dedeleriyle bir araya gelmiş ve yine Muharrem ayının 10. gününde orucunu açmıştı. Bugün de yine Muharrem ayının 10. günündeyiz. Oruç açılacak bu kez. Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi seçildi. Neden Hüseyin Gazi Türbesi seçildi? Hüseyin Gazi Anadolu'nun İslamlaşması için Horasan'dan gelen Anadolu erenlerinin başında gelen isimlerinden biriydi. Seyit Battal Gazi'nin de babası olduğu rivayet ediliyor. İnanışa göre bu nedenle Alevi kesiminin oldukça kıymet verdiği bir yer seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem orucunu açması için Alevi dedeleri Cumhurbaşkanı'ndan biraz daha erken vakitte geldiler. Onlardan hemen önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi bizim burada olduğumuz süre boyunca ve artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan araçlarda giriş yapmış oldular Hüseyin Gazi Türbesi'ne ve içerideki cemevinde birlikte Muharrem oruçlarını açacaklar. 10 Muharrem'in yasını beraber tutacaklar onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Toparlayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci cemevi ziyareti bugün gerçekleşiyor. İlk cemevi ziyareti 2007'de İstanbul Kazlıçeşme mitinginin hemen ardından Erikli Baba cemevini ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aradan uzunca bir zaman geçti, yaklaşık 15 yıl geçti ve bu kez Hüseyin Gazi Türbesi Mamak tercih edildi. Yine Muharrem ayının gününde Alevi dedeleriyle, Alevi sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geliyor. Onların sorunlarını dinleyecek içeride oruç açtıktan sonra. Onun ardından cemevlerine dönük yürütülen çalışmaları, yardım çalışmalarını anlatacak. Kültür Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde birçok cemevi ziyaret edildi. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde o cemevlerinin sorunları, beklentileri, oradaki cemevine gelen vatandaşların talepleri dinlendi ve yine imkanlar ölçüsünde merkezi bütçeden, illerin maliyetlerinin bütçesinden bu ihtiyaçlar, bu talepler karşılandı. Zaten ara ara İçişleri Bakanlığı da buna dair rakamları paylaşıyor. Bu kapsamda o yekün çalışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından içeride paylaşılmasını bizler de bekliyoruz. Bir oruç açılacak. Muharrem ayının 10. günü tutulan oruç burada açılacak. Oruç açıldıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi dedelerine bir konuşma yapmasını da bekliyoruz. Bu konuşmada vereceği mesajları bizler de çok merak ediyoruz. Neden? Çünkü yaklaşık 2 hafta önce başkent Ankara'da 3 cemevine 45 dakika içerisinde saldırıda bulunuldu. Bir soruşturma yürütülüyor. O saldırıları yapan kişi Ahmet Ozan Kağ adlı şahıs tutuklandı. Geri kalan yine örgütlü bir suç mu değil mi bu da araştırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Fakat onlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu nedenle cemevlerine dönük saldırıların yaşandığı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayında bu ziyareti yapması oldukça önemli olarak addediliyor. Elbette Muharrem ayının 10. günü önemli bir gün. Özellikle bugün seçildi. Hazreti Hüseyin'in şehit edilişi ve efradının şehit edilişinin bir günü bugün. Aynı zamanda bugün Muharrem ayında tutulan oruçların da son gün olması açısından önemli. Artık Muharrem ayının bitiminden sonra
oruçlar tutulduktan sonra aşure yapılacak ve o aşureler dağıtılacak. Alevi toplumunun oldukça önem verdiği bir gün 10. Muharrem günü, Muharrem ayının 10. günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Muharrem ayının 10. gününde Alevi dedeleriyle bir araya geldi. En son 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelmişti. Bir yıl öncesinde 2016'da yine bir 10 Muharrem gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı Alevi dedelerini. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan cemevine kendisi geldi. O cemevinde Muharrem ayının 10. gününde oruç açılmasına eşlik edecek Alevi babalı, Alevi dedeleriyle Bektaşlı babalarıyla birlikte orucunu açacak. Görüyorsunuz hemen arkamızda Cumhurbaşkanlığına ait araçlar da artık park ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oruç açmasını bekliyorlar. Cumhurbaşkanının programının burada daha birkaç saat daha sürmesini bekliyoruz. Elbette hitabını bekliyoruz. Neleri söyleyeceğini merak ediyoruz diyelim. Topu tekrar sözü tekrar sana bırakalım.